Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir hikaye anlatmak istedim. Hep videolarımın arasında bahsediyorum. Biliyorum ama bunu bugün uzun bir şekilde anlatmak istiyorum. Benim üretim hikayem, daha doğrusu hobi hikayem nasıl başladı? Muhabbet kuşları besliyordum hepiniz gibi ben de. Ama bu hale direkt kendi isteğimle gelmedi açıkçası. İlginç bir hikayesi var bunun. Ondan bahsetmek istiyorum. İlk videolarıma bakarsanız hep akvaryum üstüne, balık üstüne videolardı. O zamanlar balık besliyordum. Sonra bir sabah kalktığımda akvaryumum patlamıştı. O sırada muhabbet kuşum da vardı, bir tane hayalet. Zaten orada videolarımızda çok bahsederim. Akvaryumum patlamış, işte içinden kurtarabildiğim balıkları falan kurtardım. Sonra çok moralim bozuldu. Yeni bir akvaryum almak istemedim bir türlü. Bütün ekipmanları yok pahasına sattım ki beni biliyorsunuz. Yani ben masraftan çok kaçmam böyle şeylerde. Yok pahasına sattım. Ve elimdeki parayla hayalete falan eş almak istedim bir tane. Sonra hayalete eş aldım. Baktım yavrulamıyorlar. Yani işte onlar ikisi birbiriyle ilgilenirken çok rahatsız etmemem gerektiğini öğrendim. Bir tane papağan alayım dedim kendime alıştırmak için falan. Forpus papağanı aldım, uzun süre Forpus papağanı baktım ama dişi olduğu için bir türlü alışmadı bana, hani istediğim bir türlü gerçekleşmiyordu. Ben de bir gün arkadaşıma pet shop'a kuş almaya giderken bu sırada yavaş yavaş bilgilerim arttı işte. Hastalıklı mı, hastalıksız mı falan. Arkadaşım benden rica etti, gelir misin seninle beraber bakalım mı diye. Ben de dedim tabii seve seve. O sırada pet shop'a girdiğimde çok değişik renkli böyle acayip papağanlar gördüm. Pet shopçular da fix yani, yalan söylerler. Abi dedim, hani bu uysallaşır mı? Çok uysallaşır kardeşim falan filan. Tamam dedim ya, ben bunu alacağım. Eve gittim. Forpus papağanımı aldım. Forpus papağanlarının bu arada bilmeyenler için piyasası 250-200-300 lira arası değişiyor. Bu başlangıç fiyat, hani mutasyonlara göre değişebiliyor. Forpus papağanımı aldım. Yanıma da bir miktar nakit para aldım. Pet shop'a gittim tekrar o arkadaşımla. Abi dedim ki, abi dedim, bu böyle Forpus papağanı işte, dünyanın en küçük papağan türü. Hani bunu vereyim, üstüne bir şeyler koyayım. Bu arada aptal gibi papağanın fiyatını sormamıştım. Adam dedi ki, kardeşim dedi, üstüne bir 200 lira verirsen veririm dedi. Zaten bu arada papağanın fiyatı 250-300 lira mıymış neymiş? Pet shop'ta. Hani daha toptancısında falan daha ucuz yani. Hani sırf nakit paramla, nakit paramı da ağzına verip Forpus papağanımı vermeden o papağanı alabileceğimi öğrendim. Neyse dedim, olan olmuş. Bende büyük bir papağan kafesi vardı. Hani çok büyük değil ama olsun. Koydum işte. Çok agresif bir hayvan. Bir de normal muhabbet kuşu gibi değil. Bayağı kanatıyor, ısırıyor falan. Bayağı korkuyordum yani. Elime eldiven falan takıyordum böyle özel. Isırınca acıtmasın diye. Hiç alıştıramadım kendime. Bayağı böyle saldırgan bir hayvandı. Hiç konuşmuyordu, ötmüyordu falan filan. Sonra 2 gün geçti, sabahleyin 6 gibi. Bu arada gürültü için tekrar çok mahcup oluyorum sizlere de ama ne yapalım, yapacak bir şey. Yakında mikrofonlarımız geliyor. Umarım daha iyi bir ses kalitesiyle karşınızda olurum. Neyse 2 gün önce, 2 gün sonra sabah kalktım. Bir böyle, ama böyle nasıl bir ses anlatamam size yani. Süpersonik bir ıslık olur ya, aynı onun gibi yani böyle. Bırakın yan odalara, diğer dairelerden duyuluyordur. Dedim ne yapacağım ben bununla, hani dedim ailem falan rahatsız olacak şimdi. Piş falan filan yaptım. Susmadı. Sonra şu arkada şu an parmağımın ucunda gördüğünüz o siyah perde tasarımını ilk kez o gün keşfettim. Dedim ben bunun etrafını kapatayım. Sağını kapatıyorum, solunu kapatıyorum. Bir yerden ışık geliyor sonuçta, o da hava alsın yani, ölmesin. Yani durmadan ses çıkartıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sabahın köründe yani. Dedim ben bunu aldığım yere geri götüreyim. Forpus papağanıma bir de nakitimi alayım diye düşünüyorum ama pek çok güzel işte, şerefsiz. Hepsi adına konuşmuyorum. Onları da bir belirteyim. Yani sözüm meclisten dışarı. Takipçilerimiz arasında da çok iyi pet shop sahipleri var. Benim bahsettiğim pet shop şerefsiz diyelim. Götürdüm pet shop'a.
Abi dedi ki senin papağanın öldü dedi ama öyle bir ses tonuyla söyledi ki gülerek hani direkt satılmış. Çünkü çok o zamanlar Türkiye'de hiç yaygın değil yani bundan birkaç sene öncesinden bahsediyoruz. Biri sormuştur bunu hemen almıştır yani çok değişik bir papağan türü çünkü. Senin papağanın öldü dedi. İşte geri değişemeyiz falan filan. Abi dedim hani ne yapabilirim? Sana 4 tane muhabbet kuşu vereyim dedi. Böyle yaptım adama. Çıktım gittim. Sonra başka bir pet shop'a sordum. O da dedi ki 150 lira veririm dedi. Ona da böyle yaptım çıktım. Sevdiğim pet shopçu bir abim var. Kendisinin orada da video çekmeyi düşünüyorum ama hani elinde kuş çeşidi çok yok. Balık ağırlıklı genelde. Kendisi bana ya dedi işte biraz kazıklanmışsın falan dedi. Çok gürültücü bir kuştur falan filan. Sonra dedim ki her kriz bir fırsat doğurur. Ne yapayım dedim. YouTube'a Rozelle Papağan'ın videomu attım. Belki şu an beni izlemenizi sağlayan videodur. Hani bu raddede de gelmemizi sağlayan videodur. Onu attım arkadaşlar. Dedim hani hiçbir yerde çünkü gerekli bir kaynak yok. Hani araştırıyorum kuşu hiçbir bilgi yok. Saçma sapan. Yani değişik bir ortam. Bu kanalı hani daha önce ufak tefek videolar istiyordum ama o gün dedim ki insanlar pet shoplarda kandırılmasın. İnternet aradıklarında doğru bilgiye erişebilsinler diye kurdum. Aslında kanalı kurma amaçlarımdan o gün benim için daha önemli bir hale geldi yani. İnsanlar bilgilensin, daha çok kişiye ulaşalım. Yoksa benim başka hiçbir derdim yok. Rosella papağanını sonra dedi ki o abi forumlarda şey yapabilirsin. Forumlarda da ben o gün orada tanıştım. Forumlarda takas falan filan yapabilirsin. Koydum böyle durmadan mesaj geliyor. Ben de çok alışık değilim tabii. Ya işte şöyle takas yapalım, böyle takas yapalım. Benim hemen acil çıkartmam lazım onu. Çünkü bir gün daha durursa evdekiler beni mahvedecekler yani hissediyorum. Sonra bir tane abiyle tanıştık forumlardan. O zamanlar ben ırkları falan çok bilmiyorum. Sadece hayaletin Jumbo olduğunu biliyorum. Abi dedi ki ben sana dedi 4 tane muhabbet kuşu vereyim ama ırkı nedir, cinsi nedir bilmiyorum. Gittim aldım. Eş mi dedim bunlar? Bunlar eşit. İki tane çift aldım. Ama bir kere bile yavrulamadılar yani. Çok acayiptir. Belki de ben yapamamışımdır. Günahını almayın. Sonra onları birine verdim. İşte bir çiftin erkeği öldü. Bu arada benim bu zamana kadar iki kuşum öldü. Biri o. O erkeği aldıktan birkaç gün sonra o erkek öldü arkadaşlar. Rengi de çok güzeldi. Hatta şu an şu dakika onu göreceksiniz. Rengi çok güzeldi. Onu aldım ama belki en güzel renkli muhabbet kuşum olabilir. Maalesef öldü yani hani benim elimde olmayan sebeplerden dolayı. O zaman ilaç nedir? Kürler nedir? İşte bakım falan filan çok bilgim yok. Sonra ben böyle forumlarda takıldıkça, internette araştırma yaptıkça, ben de başka yabancı YouTube kanallarını falan izliyorum. Bilgiler edinmeye başladıkça bugünkü halime geldim. Yavaş yavaş kuşlar değişti. Sadece değişmeyen bazı çiftlerimiz var. Hani onların yeri çok ayrı. Her bir çiftimin çok hepsinde de birkaçının çok özellikleri var. Mesela ben ilk küçükken ben de hepiniz gibi ufak tefek kuş besliyordum. Bir tane alıyorduk işte falan filan. Yani ilk hevesle açık söyleyeyim alıyorduk işte birkaç gün yemini suyunu değiştiriyorduk. Sonra annemiz babamız yapıyordu. Onlar da işlerin yoğunluğundan dolayı hayvanlar ölüyordu. Bu büyük bir söylenti aslında arkadaşlar. Muhabbet kuşu çabuk ölen bir hayvan değildir. Sadece iyi gözlemlemeniz, her gün üstünüze düşen görevleri yapmanız gerekmekte. Benim her gün üstüme düşen görevler var. Ben bu yüzden tatile bile gidemiyorum arkadaşlar. Böyle bunun sorumluluğunu alamayacaksanız yapmanın hiçbir anlamı yok. Onlara da eziyet etmiş olursunuz. Sonuçta bana bu bilgiler gökten gelmedi arkadaşlar. Ben de araştırdım, sizler gibiydim. Öğrendim. Fazla büyütecek bir bakımı yok sadece. Dediğim gibi her gün düzenli hani düzenli yapmazsanız birikir, daha zor hale gelir. Kuşlarımın neden öldüğünden mi bahsedeyim? İkisi de iki kuşum öldü. İkisi de aldığımdan kısa bir süre sonra öldü. Benim elimde olmayan sebeplerden dolayı. Ama ölebilir arkadaşlar. Ha, benim elimde olan sebeplerden dolayı yeni yeme düşmemiş yavrularım öldü. Onlar da var. Gerçek. Hatta karabenek videomuzu hatırlarsınız ama elimizden geldiğince temiz, düzenli
ve güzel bakmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bize, hani onlar bize muhtaç. Biz de hani sonuçta bir hayvana eziyet edeceksek bakmamalıyız. Bakamayacaksak bakmamalıyız. Hani bunun bazı sorumlulukları var. Onları benimsememiz gerekmekte. Benim üretim hikayem bu şekildeydi. Muhabbet kuşlarını bu şekilde bu kadar hayatımın içine yer ettiler. Açıkçası pişman mıyım? Bazen pisliği falan filan çok oluyor. Hani bir gün çıkıyorsunuz, ertesi sabah eve dönmeniz gerekmekte. Çünkü bu kadar kuş sizi bekliyor. Bazen diyorum hani olmasalar mı? Sonra yavruladıkça, baktıkça hoşuma gidiyor. Diyorum ki iyi ki varlar yani hani. Çünkü onlar olmasa insan hayatında böyle ne bileyim bir uğraş, bir meşgalesi olması gerekiyor. Yoksa çok hani okula da gitsek, işe de gitsek insanlar kendilerine böyle bir uğraş edinmeleri, kafaları dağıtmaları gerekmekte. Sadece benim için tek sıkıntısı şu an şöyle göstereyim, şöyle masadan bir toz alalım. Şu an masa yeni mi silinmişti? Hiç toz yok ama hani bir gün sonra masaya parmağımı sürdüğümde, hatta bakın şurada var. Şöyle göstereyim. Her yer bu şekilde. Bu bence insan sağlığına da zararlı benim için. Ben de sonuçta burada yaşıyorum. Ama yapacağım çok bir şey yok. Seviyorum. Hani ileride belki daha büyük bir eve çıkarsam onlar için ayrı bir oda yapmayı düşünebilirim. Şimdilik böyle bir amacım yok. İleride eğer bu tarz videoları da beğendiyseniz arkadaşlar, canlı yayınlar açmayı düşünüyorum sizlerle sohbet amacında. Sorularınızı bana daha rahat sorun. Anında cevap verelim. Ara ara haftada bir kere canlı yayın açmayı düşünüyorum. Canlı yayın açmamı da istiyorsanız arkadaşlar lütfen bu videoya like atın. Hani gerçekten like'lar ve abonelikler benim için çok önemli. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.